Arkadaşlar merhaba. Bugün üçgende açıortay bağıntılarına başlayacağız. Birincisi arkadaşlar simetri eksenim. Açıortay doğrusu üzerindeki bir noktanın. Bu nokta ne noktası arkadaşlar bakın. K noktası. Açının kollarına olan dik uzaklıkları birbirine neymiş? Eşit. Yani buradan AK uzunluğu ne eşit oluyor arkadaşlar? KB uzunluğu ne eşit oluyor? Bu notları defterimize yazıyoruz arkadaşlar. Bu iki üçgen bakın ne oluyor? Simetrik oluyor. Neye göre? PK doğrusuna göre simetrik oluyor. Ve biz buna bu PK doğrusuna simetri ekseni diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla buradaki PA ile PB uzunlukları da birbirine ne olur? Eşit olur. Bunu şimdi örnek üzerinde birazdan vereceğiz arkadaşlar. Birinci kuralımız bu. Bunu defterimize yazalım. İkinci olarak arkadaşlar, iç açıortayla ilgili bir ifadem var. İç açıortay ne yapıyormuş arkadaşlar bakın. Karşısındaki kenarı komşu kenarlar oranında bölüyor. Yani C'nin M'e oranı, B'nin neye oranına eşit oluyor arkadaşlar? N'e oranına eşit oluyor. Bir de burada arkadaşlar iç açıortay uzunluğu formülü var. Bunu da ilerleyen derslerimde kullanacağım inşallah. Bakın iç açıortay uzunluğunu arkadaşlar NA ile gösteriyoruz. Bunun karesi arkadaşlar. Komşu kenarları çarpıyoruz. B çarpı C eksi karşıdaki bölme oranından çıkarıyoruz arkadaşlar. M çarpı N. Evet. Bunu da defterimize bir formül olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Evet. Şimdi örneklerimize geçelim. Evet. Şimdi bakın burada D1 ile D2 paralel iki doğru arkadaşlar. Yanında bilgimiz verilmiş. Şuradaki AEN açısıyla arkadaşlar şu NEF açısı eşit bakın. Biraz önce öğrendiğim kurala göre arkadaşlar bakın şuradan bir dik çizsem ben. Görüyorsunuz değil mi şuradaki açıortay olayı. Evet açıortay doğrusu üzerindeki bu N noktası ne olacak? Açının kollarına eşit uzaklıkta olacak arkadaşlar dik uzaklıklar. Burası kaça kaç olur o zaman? 8'e 8. Yine bunu kullandık. Bakın CFN açısıyla arkadaşlar şu açıda da açıortay var bakın. O zaman yine aynısını buradan uzatıyorum bakın. Buradan yine arkadaşlar şu üçgenler simetrik oluyor. Görüyorsunuz değil mi? O zaman şu N noktasının bu D2'ye olan uzaklığı da kaç birim olacak? 8 birim arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Şu BD uzunluğunu toplamda kaç olacak arkadaşlar? 16 birim olarak bulunmuş olacak. Cevabımız Edirne seçeneği. Yine aynı kural arkadaşlar bakın. Burada ACBAD'ye ait açıortay arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Buradan simetrik olarak bunu keselim arkadaşlar şöyle. Yani bunu buraya katlayalım böyle. Gördünüz? Evet. Burası kaç olacak arkadaşlar? 7'ye 6. Şu 15'i siliyorum. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 8. Şimdi burada daha önceki kurallardan bir özel üçgen çıktı arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgenini hatırlıyoruz değil mi? İnşallah Pisagor teoreminden. Buradan 6, 8. X uzunluğumuz kaç olur arkadaşlar? 11. Pisagor teoremini daha sonra arkadaşlar işleyeceğiz bu yıl inşallah. Evet. Cevabımız da. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İç açıortay ne yapıyordu? Karşısındaki kenar arkadaşlar komşu kenarlar oranında bölüyor değil mi? Evet. Evet. Bir geri alıyorum arkadaşlar. Bunu deftere örnek olarak alalım arkadaşlar. İkiyi deftere örnek olarak alalım. Evet. Üç değil. Şimdi iç açıortay karşısındaki kenarı komşu kenarlar oranında bölüyor arkadaşlar. X bölü 3 10 bölü kaç oldu bakın? 5. X kaç bulacağız arkadaşlar? Madem 6 birim cevabımız demiştim. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bunu da deftere alalım. Böyle üçgenin çevre uzunluğu verilmiş ve kenarlar arasındaki oranlar biliniyorken bu sınav sorusu arkadaşlar. Şimdi açıortayımızı görüyoruz değil mi? Evet şurada. Bu karşısındaki kenarı komşu kenarlar oranında bölecekti arkadaşlar. Buradan 4 bölü 6 oranına bakarsanız ikisi arasındaki oranı biz 2'ye kaç olarak görürüz? Bakın 3. Yani 4'ü görene 2K. Arkadaşlar 6'yı görene 3K. Yani X'i 3K seçtim görüyorsunuz değil mi? Evet. Çevreyi de vermiş bize. 25 birim olarak x'i soruyor arkadaşlar. Üçgenin çevre uzunluğu arkadaşlar. B kenarı arkadaşlar 10 birim. Diğer komşu kenarlar arkadaşlar topladığımızda 5K ne eşit olacakmış? 25. 5K arkadaşlar kaç olur? 15K kaç olur arkadaşlar? 3. Bize kaç K'yı soruyor bakın? 3K cevabımız kaç olur arkadaşlar? 9 birim. Evet cevabımız bursun. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yine bakın çevre sorusu görüyorsunuz değil mi?
5'i görene biz 5K diyelim arkadaşlar. 6'yı görene 6K diyelim. Niye böyle düşündüm ben? Bakın şuradan BN açıortayı var arkadaşlar. Evet. Buradan çevreyi vermiş bize. Çevre AC uzunluğu arkadaşlar 11. Komşu kenarların toplamı 11K. Kaç eşitmiş arkadaşlar? 33. 11K ne oldu arkadaşlar? Söyleyeyim. 22K kaç olur arkadaşlar? Buradan 2. Bize BC ile yani 6K ile AB 5K arasındaki oranı soruyor değil mi? Cevabımız ne olur o zaman? Bursa. Evet. Devam edelim. 6. sorumuz arkadaşlar. Bakın AD neymiş? Kenar ortay. Çizmiş arkadaşlar buradan. BE'yi de ne vermiş arkadaşlar bakın? Açı ortay vermiş. Bize AE ile EC'nin oranını sormuş arkadaşlar. Şuradan açı ortaydan bakın arkadaşlar ne göreceğim? İlk önce ne üçgenine bakalım? ABD üçgenine bakalım arkadaşlar. ABD üçgeninde 7'yi görene 7K arkadaşlar. Bakın ne diyelim o zaman? 4'ü görene de 4K diyelim. Şimdi bizim kenar ortayımız var diye onu kullanalım şimdi burada. Burası da kaç K oldu arkadaşlar? 4K. Buranın tamamı kaç K oldu arkadaşlar? 8K. Şimdi daha rahat görmeniz için arkadaşlar bir oranımız var orada ya onu kullanmak için ne yapacağım bakalım. Hangi üçgeni çizdim arkadaşlar? Evet söyleyin. Evet, ABC üçgenini çizdim arkadaşlar. Şimdi açıortay yapacağım. Bakın buradan şurası E. AB 7K arkadaşlar. BC'yi kaç K bulduk? 8K. Bakın oran yapacağım. Şimdi açıortay karşısındaki kenarı komşu kenarlar oranında bölecek değil mi? AE'nin EC'yi oranında kaç olur arkadaşlar? 7/8 cevabımız adına. Şimdi 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bunu da deftere alalım. Tamam. Evet. Şimdi bakın burada 3, 6 var. Dik üçgenimiz var bakın. Özel bir üçgenimiz var. Şuraya çizmiş miyim onu? Yok çizmemişim. Geri alayım. Evet o üçgeni çizeyim ilk önce size. Evet bakalım. Kullanacağım çünkü arkadaşlar. Daha pratik olacak bizim için. Evet bakalım şimdi. Evet, bu üçgen arkadaşlar bakın. K, 2K, K karekök 5 üçgeni. Pisagor teoreminden elde ediliyor arkadaşlar bu. Tepe açısı bakın kaç derece? 90 derece görüyorsunuz değil mi? K, 2K, K kök 5'i burada kullanmış olacak arkadaşlar. 3, 6, 3 kök 5. Evet. Buranın tamamı kaç olacak arkadaşlar bakın. 3 kök 5 olacak. Gördük değil mi? 3 kök 5 oldu. Bu kaça kaç olacak bakın. 3'e 6 ya. 1'e 2 olur arkadaşlar. Yani kök 5'e ne olur arkadaşlar? Söyleyin. 2 kök 5. Anladık değil mi? Şöyle 3'e kök 5, 6'ya 2 kök 5 oldu arkadaşlar. Şimdi bize neyi sormuş bakın? Şu AE ile ED arasındaki oranı sormuş arkadaşlar. Buradan da rahatlıkla şunu görebilirsiniz. Görüyor muyuz? Şu BE açıortayını kullanalım arkadaşlar. Burada az önce ne açıortayını kullanmıştık? Şu tepedeki 45'i kullanınca 3'e kök 5, 6'ya 2 kök 5 demiştik arkadaşlar. Şimdi şu açıortayı kullanalım. 3'e ne diyeceğiz arkadaşlar? 3K, 5'e ne diyeceğiz? Kök 5K dersek. Bu ikisi arasındaki oranda ne olur arkadaşlar? Evet bakalım. ED'nin demiş arkadaşlar. Yani kök 5'in ne oranı olacak arkadaşlar? 3'e oranı. Cevabımız Bursa. 8'e bakalım arkadaşlar. Bize AB uzunluğunun tamamını kaç vermiş bakın burada. Görüyorsunuz. 14 vermiş x'i sormuş. Burası ne olur arkadaşlar? 14 eksi x. Şu köşeden açıortay bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ben şuradan açıortay karşısındaki kenarı komşu kenarlar oranında bölerse arkadaşlar. 16'nın neyi oranı diyeceğiz bakın. X'i oranı. 12'nin arkadaşlar 14 eksi x'i oranı olacak. Bunu böyle yapabileceğimiz gibi şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Daha pratikte düşünebilirsiniz. 12 ile arkadaşlar 16 arasındaki oran nedir? Söyleyeyim bakalım. 3 bölü kaçtır? 4. Yani ben burayı 3K, burayı 4K alabilirim. Toplam kaç K oldu arkadaşlar bakın? 7K. 7K neye eşit arkadaşlar? 14'e K kaç olur bakın? 2. Yukarıdan da devam edebilirdik. Bu da pratik bir şey olsun diye yazdım arkadaşlar. 3K kaç olur arkadaşlar? 6. Yine buradan bu denklemi çözmüş olsanız x'i kaç bulacaksınız arkadaşlar? 6 bilin. Cevabımız zaten. Evet. Şimdi 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın AC ile AB'nin farkını vermiş arkadaşlar bize.
Bakın ne geldi aklıma. Şimdi açıortay doğrusu üzerindeki bir noktanın arkadaşlar, açının kollarına olan uzaklıkları birbirine neydi bakın? Eşit. Görüyorsunuz değil mi? Bunu da buraya katladık. Bunu da buraya katladık. Yani şu parça eş oldu. Şu aradaki uzunluk ne olur arkadaşlar? Bakın. AC ile AB'nin farkı olur. Yani burası kaç olur arkadaşlar? 8 olur. Az önce yazdığımız bir üçgen var arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni değil. Buradan ne üçgeni gelir arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni gelir. X uzunluğunu kaç olarak bulmuş oluruz? 10 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bakın buraya yazmışım onu. Şimdi bu açı bakın açı ortaya ama kaç derece toplamda arkadaşlar? 90 derece. Bakın oradaki üçgenimizi kullanmış olsak arkadaşlar. Buraya K. Buraya ne diyecektik arkadaşlar? 2K. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? K karekök 5 diyeceğiz. Şimdi K kök 5 ne verilmiş arkadaşlar bize? 15. 15'i 5'e bölseniz ne yapacak arkadaşlar? 3 kök 5 yapacak. Evet. Bize neyi soruyor arkadaşlar? 2K'yı soruyor. Görüyorsunuz değil mi? 2K ne olur arkadaşlar? Evet söyleyin. 6 kök 5. Evet. Cevabımız edildi. Evet bunu da deftere alalım arkadaşlar. Şimdi 11'e bakalım arkadaşlar. Şimdi burada aslında 3 iç açıortayın kesişme koşulu var. Onu bir sonraki derste ayrıntılı yazacağım. Bakın bu açıortay. Bu açıortaysa arkadaşlar bu da açıortay oluyor. Anlaştık. Yani burada kaç tane açıortayımız var o zaman? 3 tane açıortayımız var gençler. Şimdi burada AE'yi bakın ne seçelim? 3K. Tamam. Evet. ED'yi 2K seçelim arkadaşlar. BC uzunluğunu kaç vermiş bakın bize? 12 vermiş. Üçgenin ne uzunluğunu sormuş arkadaşlar bize? Çevre uzunluğunu sormuş. BC'yi kaç vermiş? Bakın 12 vermiş. Şimdi burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın şu 3'ü gördüğüm yere 3A arkadaşlar, 2'yi gördüğüm yere 2A yazayım. Tamam. Şimdi tepeden baksanız arkadaşlar şurada ne oranı var? Bakın 3A'ya 2A. Şu açıortayı kullanalım arkadaşlar. Hangi açıortayı? A'yı kullanalım. 3A'ya 2A demiştik ya şöyle baktığımız zaman. Buradan da arkadaşlar 3B'ye ne diyebiliriz şuraya? 2B diyebiliriz. Yani ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Bir B köşesindeki açıortayı kullanıp 3'e 2 oranı yazdım. Bir de A tepe köşesindeki A tepe açısındaki açıortayı kullanıp 3A 2A 3B 2B yazın arkadaşlar. Bunu da deftere alırsınız yine. Güzel bir soru. Tabandaki arkadaşlar 2 parantezinde A artı B ne eşit bakın 12. A artı B 6 olur arkadaşlar. Bize üçgenin çevre uzunluğunu sormuş arkadaşlar. 3A burada 2A burada var. 5 parantezinde A artı B olur. Üçgenin nesi arkadaşlar? Çevresi. Buraya da 6 koyduğumuz zaman çevre 5 kere 6'dan kaç olur arkadaşlar? 30 cevabımız denizli seçeneği olur. Evet. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. 3'e 6 var. Bakın 3'ün gördüğü yere arkadaşlar 3K. 5'in gördüğü yere ne diyelim arkadaşlar? 5K. Ne üçgeni vardı? 3, 4, 5 üçgeni vardı arkadaşlar. 4K'yı kaç vermiş bize bakın? 8 vermiş. K kaç olur arkadaşlar? 2. Buradan da ne üçgeni gelmiş olur arkadaşlar? 6, 8, 10. Yani şurası 6. Burası kaç olmuş oldu arkadaşlar? 10 olmuş oldu. Evet. Buradan bakın az önce yazdığım bir kural vardı. Arkadaşlar K, 2K, K kök 5. Üçgenimiz şu. ABN üçgenine bakın arkadaşlar. ABN üçgeni. Evet. ABN üçgeninde bakın ne var? 3, 6, 3 kök 5 olur arkadaşlar. Yani şurası 3 kök 5 olur. İç açıortay uzunluğunu da bulmuş olduk. Bize AD'nin arkadaşlar neye oranı sormuştu? BD'ye oranı. Bakın komşu kenar oranında bölecek ya. 3 kök 5'in neye oranı olacak arkadaşlar? 3'e oranı 3'leri sadeleştirdiğimizde AD'nin BD'ye oranı kök 5 denizli seçeneği olur. Bunu da deftere alabiliriz arkadaşlar. Şimdi iç açıortay uzunluğunu bulmayla ilgili bir sorun var arkadaşlar. Bununla bugünkü dersimi bitireceğim inşallah. 4'e 2 ise arkadaşlar 6'ya kaç gelir? 3. İç açıortay uzunluğu ile ilgili formülü az önce yazmıştık arkadaşlar. Hatırlayın bunu. Buna B, buna C diyelim arkadaşlar. Buna M, buna da N diyelim. Tamam? Evet. Şimdi formülüm neydi arkadaşlar? Bakın. NA'nın karesi eşittir BC eksi M çarpı N. Komşu kenarlar çarpımından karşıdaki bölü buranı çıkarıyoruz arkadaşlar. Buradan x kare arkadaşlar 6 çarpı 4 eksi
12'si 3 çarpı 2. Bakın ne oldu? 24'ten 12 çıkardık. Kaç kaldı arkadaşlar geriye? 12. Kökünü aldığınız zaman da 2 karekök 3 cevabımız ne olur arkadaşlar? Adana seçeneği olur arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.